Gönül Pınarı. Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saat boyunca beraberliğimiz devam edecek. Osman Ünlü hocamız var yine her zaman olduğu gibi yanımızda. O anlatacak, biz dinleyeceğiz tabir yerindeyse. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Hocam şimdi bugün size sormak istediğimiz konu önemli bir konu. Niye önemli? Şimdi bir insan birinden iyilik görünce ister istemez, yani tabiatı icabı, ona karşı bir sempati duyar ve teşekkür eder. Yani küçük bir şey bu, normalde insanın hayatında küçük bir şey de olabilir. Yani bir kalem verir ya da işte o anda kalemi bitmiştir, cebinden çıkarır, kendi kalemini verir yazması için. Yani çok da hani maddi olarak mesela önemli bir şey değil bu. Böyle olduğu halde şimdi etrafımıza baktığımız zaman, düşündüğümüz zaman, bizim için, insanlar için yaratılmış yüz binlerce, biz çoğunun farkında bile değiliz belki de, iyilikler var. Allah-u Teala bizim için yaratmış çoğunu. Doğru. Bizi insan olarak yaratmış mesela. Ya da Müslümanlar için ayrıca bir Müslüman olma durumu da var. Böyle bir avantaj da var. Bunların hepsi bir nimet. Bu nimetleri hani bir insana küçük bir şey için teşekkür eden bir insanın Allah-u Teala'ya yatıp kalkıp bütün işlerini bırakıp teşekkür etmesi gerekmiyor mu bu durumda? Şimdi Mustafa Bey güzel söylediniz. Tabii konuya başlamadan önce bazı dinleyicilerimiz bekler. Her cuma gecesi olduğu gibi bazen unutuyoruz, özür dileriz onun için. Cuma gecemiz hayırlı mübarek olsun. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın. Cuma günümüz de hayırlı mübarek olsun. Ve bu arada dinleyicilerimizden sıkıntısı olanlar varsa Cenab-ı Hak o sıkıntıları izale eylesin. Dertli olanlara deva ihsan etsin. Hastalara şifa nasip etsin. Borcu olanlara eda nasip etsin. Hasta olanlar varsa Ankara'yı bir zaman Cenab-ı Hak onlara da hayırlı hayli neticelerle şifalar ihsan etsin. Amin. Eğer eceli gelen varsa Cenab-ı Hak tabii bizim de gelecek bir gün iman selameti nasip etsin. O geçit çok önemli tabii ki. Amin. Şimdi iyilik edene karşı ne yapılması gerekir? Siz zaten aynı şekilde hem konuyu şey yaparken onu ifade ettiniz. İyilik edene, iyilik yapana teşekkür edileceğini herkes bilir. Müslüman, gayrimüslim, kim olursa olsun. Nankörlük eden itibar görmez. Bir daha da o kimseye iyilik edilmez. Yani adam otomatik olarak kapatır onu. Evet. Otomatik olarak kapatır. Çünkü bu bir insanlık, mürüvvet diye geçer kitaplarda. İnsanlık icabıdır. İyilik edenlere karşı, yardım edenlere karşı hürmet edilir. Ve nimet sahipleri büyük bilinir. Yani yemek yedirdi, açtı, giydirdi. Bunlara hürmet edilir ve büyük bilinir. Tabii bu kadar yani nimete karşı nankörlük edenler de var. Onlar da artık insanlıktan falan uzaklaşmış kimseler. Bizde bir atasözü vardır. Bir acı kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diye. O laf olsun diye söylenmemiş. Mesela yapılan kötülüklerin hepsi unutulur. Fakat bir kimse bize bir kahve ikram ettiyse, yani bir zamanlar falan zaman bize bir kahve ikram ettiydi. Bu ceddimizin, dedelerimizin ahlakıydı bu. Onu unutmuyordu. Şimdi bırak yapılan iyiliği unutmak, şöyle dursun. İyiliği şöyle dursun. Hani adama o anda bir yardım ediyorsun, ikramda bulunuyorsun. Adamın ağzında bir teşekkür kelimesi yok. Yok. Bir de şöyle bir anlayış var. Yapacaksın tabii. Ha, yapacaksın. Yani o kahveyi ısmarlayacaksın tabii. Sanki babayın hizmetçisi var. Mecbursun sana dediğiniz gibi. Bu insanlıktan da aynı şekilde nasibi olmayan kimseler. Zaten dinden uzaklaşınca netice buraya mı gelir? Evet, netice oraya doğru gider ve hayvanlaşır. Hayvanlaşsa gene iyi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de belhüm edal buyuruyor. Hayvandan aşağı olur. Kediye aynı şekilde bir şeyler veriyorsun. Sahibini tanıyor. Ona hırlamıyor. Hele köpek, yani şeyler içerisinde, o da aynı şekilde sadıktır. Geç bunların hepsini. Bilmiyorum hani eviniz müsait midir de, serçedir, güvercindir, kargadır, bunların aynı şekilde böyle balkona veyahut da ben mutfak penceresine Fatih'te otururken koyardım böyle. Her gün gelirlerdi.
mesela biz mutlakta hareket ediyoruz falan şey yapıyor. Halbuki bu uçan kuşların hemen hemen hepsi hassastır. Ürkektir. Tıkırtıyı duydu mu kaçar. Bunlar tam tersi böyle içeri bakıyor. Tükendi burada, koymayacağım mı? Der gibi. Koymayacaksın der gibi. Öyle bakıyor. Yırtıcı hayvanlar bile. Mesela kaplandır, aslandır. Bunlara bir şeyler verdiğin zaman. Nitekim elleştiriyor. Kaplan, aslan ona bir şey demiyor. Diğer kurt da dahildir. Saldırmıyor. Kendine iyilik yapıldığı zaman, o iyiliği hissediyor hayvan. At mesela, yaratılan hayvanlar içerisinde insana en yakınıdır. İnsana en yakın bir hayvandır. İnsan anlayamaz. O ayrı bir mesele. En yakın bir hayvandır deniyor. Atın sahibi düşse, yaralansa, eğer mümkünse bir tarafından tutup onu oradan aynı şekilde sürüyerek çıkartır o hayvan. Veya getirir. Böyle bir özelliğe sahip. E şimdi hayvan bile bu şekilde kendisine yapılan iyiliğe karşı nankörlük etmiyor. Cevap veriyor. Karşılık veriyor yani. Karşılık veriyor. O onun teşekkür oluyor. Karşılık veriyor. E şimdi insanı Allah-u Teala hayvanlardan üstün yaratmış. Bütün mahluklardan, cemaatattan da, hayvanattan da, bitkine, nebatattan da üstün yaratmış. Ve kitaplarda anlatılırken iyilik edene teşekkür etmek mürüvvettir. Yani insanlık icabıdır. İnsanlık icabıdır. Bir insanın bir insana veya bir hayvana aynı şekilde yapılan iyilik neticesinde bu mu olur? Elbette. Ya hayvan bile aynı şekilde bazen geliyor yardım ediyor. O yardım eden hayvana nankörlük edilir mi? Nankörlük edilmez tabii ki. Şey bile mesela çok vahşi bir yapısı olmasına rağmen, çok güçlü kuvvetli olmasına rağmen ayıyı anlatıyorlar mesela. Ben çocukluğumda dinlerdim. Bunlar amama şeyler değil. Olmuş mu? Evet olmuş. Ayı mesela düşmüş tuzakta, onu kurtarıyor, yarasını tedavi ediyor, şey yapıyor falan. Ben çocukluğumda çok dinlerdim. Çünkü bizimki dağlık bir köydü. Yani Torosların uzantısı. Bu şekilde dağa gidip bizzat başından geçenleri anlatırlardı. Başından geçenleri. Hayvanı o tuzaktan kurtarıyor, yarasını tımar ediyor. O anda aynı şekilde ısırmak veyahut da o insanı öldürmek şöyle dursun. Ya bir sefer çocukluğumda anlatıldığı için silinmiyor. Hayvan buna belli böyle ses çıkararak, işaret yaparak yani arkamdan gel diyor. Anlaşıyorlar yani. Takip ediyor. Ayı gidiyor, o balı sever biliyor musun? Götürüyor bir böyle bir kayalıkta bir şeyde uzanması zor olan bir yeri böyle şey yapıyor burnuyla falan işaretleyerek. Gösteriyor. Yani. Gösteriyor, al götür diye. Bana iyilik ettin diyor. Teşekkür ediyor yani. Teşekkür ediyor. Hayvan. Kendi yiyeceğini veriyor yani. Evet, kendi yiyeceğini veriyor. Kolay kolay da aynı şekilde paylaşmaz. E şimdi bir kimse eğer kendisine yapılan iyiliğe karşı bir teşekkür etmiyorsa, Allah saklasın. Şeyde din büyükleri, İslam alimleri buyuruyorlar ki, Allah Teala rahmet eylesin, Emen abiler de habire bunu naklederlerdi. Biz Cağaloğlu'nda gazetedeyken o zaman habire naklederlerdi. Şu üç şey kibirlik alamettir, dikkat ediniz diye. Kitaplarda yazıyor bu. Bir, bilmediği bir şeyi sorup öğrenmemek kibirlik alameti. Ben mi soracağım? Benim gibi adam. Ben bilmeyeceğim de o mu bilecek? Oho, onun bildiği kadar benim unutmuşluğum var. Kibirdir bu. İki. Herhangi bir kimse kendisine bir şey yaptığı zaman veyahut da görüştüğü zaman, muamele ettiği zaman insanlardan dua istememek buyuruluyor. Kibirlik alamettir. Mustafa Toköz mü dua edecek? O dua etse ne olur ya falan. Kibirlik alameti. Üçüncüsü konumuzla alakalı. Yapılan iyiliğe teşekkür etmemek. Kibir alamettir oluyor. Hani demin dediniz ya. Zaten yapacaktın. Adam o kadar kibirli ki. O kadar kibirli ki. Sanki bütün dünya onun kölesi, hizmetçisi. Adam kalk deyince su verecek, kuk deyince peynir getirecekler. O kadar kibirli ki. Ya tabii İslam alimler bunları anlattıktan sonra esas sizin de konuya girerken ifade ettiğiniz gibi oraya getiriyorlar. Buyuruyorlar ki yani iyilik edene teşekkür etmek insanlık icabı olduğuna göre o halde her türlü nimetin hakiki sahibi olan Allah-u Teala'ya şükretmek, teşekkür etmek insanlık icabıdır. Hangi bir nimetini sayacağız ki Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği? Hangi bir nimetini sayacağız? Her şeyden önce bir, bizi insan yaratmış. Diğer mahlukatından ayırmış. Kurt yaratabilirdi bizi. Böcek yaratabilirdi. Pire yaratabilirdi. Bit yaratabilirdi. Bit de, pire de, kurt da, çakal da neyse hepsi Allah'tan mahluku.
onlardan birisi olabilirdi. Hani Bayezid Bistami Hazretleri bir gün talebeleriyle bir yere giderken, işte bir dereden geçecekler, bir nehirden geçecekler. Derenin suyu işte coşmuş vaziyette, onun üzerine bir ağaç koymuşlar. Tek kişi o ağacın üzerinden karşıya geçebiliyor. Mübarek geçmiş talebeler arkasında. Tam böyle derenin ortasına geldiği zaman karşıdan uyuz bir köpek de, o da bu tarafa geliyor. O da başlamış bu tarafa doğru gelmeye. Köpeği görünce geri çekiliyor. Köpeğe yol veriyor. Talebeler demişler ki, ya hocam sani mübarek bir zat ama demişler, bir köpeğe de yol verilmez ki. İçinden geçirmişler. Köpek geçiyor. Ondan sonra Bayezid Bistami Hazretleri, sonra talebeler tek tek hepsi karşıya geçtikten sonra talebelerine dönüyor, buyuruyor ki, bu köpek bana ne dedi bilir misiniz? Lisan hal ile. Tabii talebeler bir dikkat. Buyuruyor ki, bu köpek bana dedi ki, ey Bayezid Bistami, sakın ben Bayezid Bistami'yim diye kibirlenme, gururlanma. Senin sahibinle benim sahibim aynı. Beni uyuz köpek yaratan seni Bayezid Bistami yarattı. Sen benim yerimde, ben de senin yerinde olabilirdim. Hadi buyur, ne diyeceksin o zaman? Gel de aynı şekilde o köpekte yol vermesen. Kanıcıya bile yol verirsin ya. Karıncanın da sahibi Cenab-ı Hak, benim de sahibim Cenab-ı Hak. Ha Cenab-ı Hak o anda karıncaya öyle bir güç kuvvet verir ki beni tepe taklak eder mi? Vallahi eder. Ya bilmiyorum hani daha önce köydeyken aynı şekilde şey yapıyorduk. Sonra ben Balıkesir Gönen'de öğretmenlik yaparken böyle bir ahşap bir evde oturuyordum. Fareler cirit atardı. Köyde öyleydi. Yani kerpiç yapıydı falan. Çünkü kerpiç çırak altında delip şey yapıyorlardı. Gerçi şimdi beton da aynı şekilde zorlarsa yapar da ona ihtiyaç görmüyor herhalde. İhtiyaç hissetmiyor. Beton binalarda şöyle bakmıştır ya, bu insanlar da çok garip insanlar, buralarda yaşanır mı demiştir, çekmiş gitmiştir farelerde yani. Tadı kalmadı. Tadı kalmadı bu dünyanın diye çekmiş gitmiştir. Ya ufacık bir şey yani, kedinin önünde böyle pısıyor ama insan hopur hopur oynatıyor. Ufacık bir şey ha. Ufacık bir şey. Isırsan netice itibariyle iki yerde şey yapacak. Ama nasıl kaçıyorsun fareyi görünce? Sana bir böyle bir şey yapınca. Halbuki sana gelmiyor. Korkusundan hayvan duvara tırmanıyor. Bilmem ne yapıyor falan ama kaçıyorsun. Ufacık bir fareden kaçıyorsun. Ya gözünle görmemiş olduğun bakteriler var. Mikrop diyoruz onlara. Virüsler var. Vücuda bir giriyor. Ağız yoluyla giriyor. Burun yoluyla giriyor. Başka şekilde giriyor. Giriyor. 2.80 seni yatırtıveriyor oraya. Meydan okusana ya. Yani onun da sahibi Cenab-ı Hak. Ona o gücü, o kuvveti veren Cenab-ı Hak mı? Cenab-ı Hak bir kere bizi insan yaratmış. Onlardan ayırmış, akıl vermiş, irade vermiş ve diğer mahlukatına ihsan etmemiş olduğu şeyi ihsan etmiş. Nedir o? Allah-u Teala kendi emirleriyle bizi muhatap kılmış, bizi şereflendirmiş. Hani demin dediniz onu işte konuya girerken, iman nimeti vermiş Müslüman olmakla. Ve İslamiyet'i öğrenebileceğimiz, yani bizim şükredebilecek nimetimiz, İslamiyet'i öğrenebileceğimiz, kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir coğrafyada yaratmış bizi. Ana babamız Müslüman, öyle bir coğrafyada yaratmış. E peki bu coğrafyada olduğu halde, yani dinsiz olan çok, anası babası Müslüman olduğu halde İslamiyet'i inkar eden, ateist olan, mürtet olan çok. O ayrı bir mesele. Ama böyle bir ihsanda bulunmuş. Böyle bir ihsanda bulunmuş. Ondan sonra tamam, iman ettin. İmanın bir de doğrusunu ihsan ettiyse, ehl-i sünnet itikadını nasip ettiyse ve bir de İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri iki şey buyuruyor. Birisi ehl-i sünnet itikadı Müslümanlar için. Öbürüsü de Allah-u Teala'nın sevdiklerini sevmek. Allah-u Teala'nın evliyasını vallahi billahi seviyoruz. Ama biz kendimiz de sevemeyiz. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı. Bu bir nimettir. Bu bir nimettir. Dolayısıyla hani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Kudüs-i Resulü talebelerine hep bir şey buyurmuş. Allah-u Teala bir kuluna iman verdi ne vermedi. İman vermedi ne verdi buyurulmuş. Yani onu biz anlayamıyoruz, idrak edemiyoruz. Hatta Mustafa Bey bazen onu Emel abiler de böyle yaptığı toplantılarda naklederler de, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de nakledermiş, kitaplarda da var. İşte Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, o da hep nakleder ve Emel abiler de onlardan aynı şekilde naklederlerdi bize de. Fasık bir Müslümanın, ne demek fasık bir Müslüman? Günahkar. Yani dört dörtlük değil işte, günah işliyor falan böyle. Ama imanı var. Bu fasık müminin kalbindeki imanın nuru buyuruluyor. Açığa çıksa güneşin nuru, ziyası kararır. Fasık bir Müslümanı ya. Fasık bir Müslümanın kalbindeki o iman nurunu Allah-u Teala açık etse
güneşin aynı şekilde ziyasını göremezsin buyuruyor. Göremezsin buyuruyor. Onun o parlaklığından. Böyle bir nimet. Ve Cenab-ı Hak bunu ihsan etmiş. Onun için Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri iman verdi ne vermedi. İman vermedi ne verdi. Böyle bir nimet. Peki bu nimete karşı ne yapılması lazım? Ha öbürsünü saymıyoruz mesela. Cenab-ı Hak göz vermiş, kulak vermiş, burun vermiş, ağız vermiş, diş vermiş, el vermiş, kulak vermiş. Bazen mesela böyle ellerimi koyuyorum ben bakıyorum. Hep böyle merakla çok bakmışımdır. Sebebine gelince ha diyeceksiniz efendim. Yani niye bakıyorsunuz? Yaşlandınız onları görmek için mi? Yok onu da görüyorum zaten. Başlandığı yaşlılığı da görüyorsun. Deri kendisini belli ediyor da. Şu parmaklar var ya Mustafa Bey. Şu parmaklar. Böyle arada aynı şekilde bölmeleri olmasaydı. Kıvrılmasaydı yani böyle. Buraları Cenab-ı Hak yaratırken dümdüz kemik yaratsaydı. Kemik olsaydı parmaklar. Ve parmakların hepsi de aynı uzunlukta olsaydı. Baş parmak da şunların yanında olsaydı eşit miktarda. Çatalı nasıl tutacaktın, kaşığı nasıl tutacaktın? Hep merak etmişimdir. Korku filmi senaryosu gibi. Değil mi? Yani, acayip garip bir şey ya. Acayip garip. Bakıyorsun falan ne güzel yerli yerinde yaratılmış. Orta parmak hepsinden uzun. Serçe parmak en küçüğü. Baş parmak o da küçük. Bunlar o kadar yerli yerinde yaratılmış ki çok rahat kullanıyorsun bunu. Eğer şu boğumlar olsa bunu böyle yumamayacaksın. Ve herhangi bir şeyi tutamayacaksın. Kavrayamayacaksın. Dümdüz olduğunu düşün. Kalemi tutacaksın. Nasıl tutacaksın? Bak şimdi denemeye çalışıyorum dümdüz olduğunu düşün. Gene de eğiyor. Tutamaz. Hala kıpırdatıyorsunuz. Öyle olmaz. Tutamam hakikaten ya. Tutamam hakikaten. Peki şu kolumuzdaki dirsek omuzumuza kadar dümdüz kemik olsaydı. Ve dizimizdeki bu aynı şekilde bölüm olmasaydı. Kasıklara kadar aşağıdan dümdüz kemik olsaydı. Nasıl yürürdük? Acayip robot gibi. Lap, lap, acayip bir şey olurdu. Acayip bir şey olurdu. Peki şimdi hani diyorlar ya aşağı tesadüfen olmuş. Tesadüfen olmuş olsa insan ağzı burada olmazdı. Ya düşünebiliyor musun? Ağzımız ayağımızın altında olsaydı. Gözümüz parmağımızın ucunda olsaydı. Bakmak için parmağı kaldıracağım böyle öyle dolaştırdım. Ya da gözümüzün biri önde biri arkada ya da yanlarda olsaydı. Kulağın mesela düşün. Sırtına yapışık mesela. Bir şey dinlemek için dur bakayım bir. Döneceksin. Acayip karayip bir şey olurdu ya. Kulak yerli yerinde, göz yerli yerinde. Hatta daha önce tekerette çalışmıştı. Bir genç vardı da. Bir rahatsızlık geçirdi. O rahatsızlık sebebiyle ilaçlar kullanmıştı. O ilaçlar yani başındaki saçların hepsini döktüğü gibi bu şeyler de kaşlar da gitti. Yüzündekiler de gitti. Kaşlar da gitti falan. Ama rahat bir çocuktu. İmanlı bir çocuktu. Bir gün geldi. Dedi ki abi dedi hiçbir şeye dedi aynı şekilde şey yapmıyorum. Yani saçım olsun olmasın falan. Onların hiçbirisinin şeyim yok da fakat dedi. Kaş dedi ne büyük nimetmiş. Ne gibi dedim ya. Ya o anlatınca aynı şekilde ben yoksa kaş burada şey yapmış falan dedim ne faydası var falan. Terleyince o kaşlar dedi teri gözün içerisine getirtmiyor. Ama dedi kaş olmayınca dedi buradan siziliyor dedi o ter doğrudan doğruya göze gidiyor. Nasıl yakıyor dedi. Aman Allah'ım dedim ya ne büyük nimet yani ne büyük nimet. Dişler de aynı şekilde. Ön taraftaki dişlerle arkadaki dişler farklı, az dişler farklı. Hepsini arkadaki az dişler gibi yapsaydı ne olurdu? Öyle yaratsaydı ne olurdu? Dilde kemik olsaydı ne olurdu? Konuşabilir miydik acaba? Ya her biri ayrı bir nimet. Her biri ayrı. İç organlar desen hakeza. İç organlar desen hakeza. Sen lapur lupur lapur lupur yiyorsun. Mide ondan sonra hepsine bakıyor, ayırıyor, ne miktarda asit gönderiyor, parçalıyor. Ondan sonra bunu ince bağırsaklara gönderiyor. İnce bağırsaklarda harıl 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 çalışıyor. Oradaki lazım olan vitamin, lazım olan aynı şekilde vücut için lazım olacak olan maddeler takır 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 hepsini alıyor. Posasını aynı şekilde dışarı atıyor. Ya atmadığını düşün. Boşaltamadım mesela. Ya insan helal gibi kokar ya. Hela gibi kokar. Yani neresinden bakarsan bak yani nimetler içerisindesin. İnsan yaratmış, ondan sonra iç organların, dış organların hepsi mükemmel. Ve buna ilaveten Allah-u Teala oksijeni yaratmış.
Bol miktarda. Şu anda biz kapalı odadayız. Burada bile rahat nefes alabiliyoruz. Hatta ne bileyim ben, bizim burada televizyon stüdyomuz var. Biz B4 diyoruz. Yani Bodrum 4. Bodrum 1, Bodrum 2, Bodrum 3, Bodrum 4. Ta aşağı iniyoruz yani. Orada bile aynı şekilde oksijeni rahatla alabiliyoruz. Değil mi? Yerin altında çalışan mesela kömür madenlerinde çalışanlar var. O şekilde yerin altına giriyor. Orada da aynı şekilde o oksijen ta oralara kadar gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Su. Hele susadığın zaman o suyu içerken bakıyorsun falan. Aman yarabbi diyorsun. Yaratığı şeyler her şey güzel de. İçiyorsun, rahatlatıyor. Ondan sonra ne bileyim kirleniyorsun. Çok güzel bir şekilde temizleniyorsun. Temizleniyorsun. Her biri neresinden bakarsan bak. Her biri neresinden bakarsan bak. Aynı şekilde bir nimet. Saçın kesilirken ızdırap duymuyorsun. Tırnağın kesilirken ızdırap duymuyorsun. Netice itibariyle vücudun bir parçası bunlar. Ya Rabbi yaratan ne güzel yaratmış. Ne güzellikleri ihsan etmiş. Neler ihsan etmiş. Bütün bunları, bütün bu iyilikleri, bütün bu ihsanların neticesinde bunu verene, bunu yapana, bunu yaratana, bunu ihsan edene teşekkür etmek insanlık icabıdır. İnsanlık icabıdır. Ve mesela İslam alimleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala birçok nimetler vermiş. Beden mesela onun bir nimeti. İslam alimlerinin, Evliya-i Kiram büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şükrü tarif ederken, teşekkürü tarif ederken her birinin ayrı ayrı bir şeyi var. Tarifleri var. Mesela Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin o tarifi çok hoş bir tarif. Buyuruyor ki Allah-u Teala'nın ihsan ettiği nimet ile ona isyan etmemelidir. Ya itaat etmiyorsun bari isyan etme. Elini kaldırıyorsun. Bu benim elim falan. Kaldırıyorsun. Allah-u Teala'ya tavır koyuyorsun falan. Ben tanımıyorum falan. Allah-u Teala'nın vermediği nimet hangisi ki? Hepsini veriyor. Evet, hepsi o veriyor. Yani yok ki. Güneş de nimet, ay da nimet, yaz, kış, sonbahar, ilkbahar hepsi nimet. Ayrı ayrı birer nimet bunlar. Her biri ama. Kar da nimet, su da nimet. Ha bazen aynı şekilde bunlar dondurucu olur, su sel olur. O ayrı bir mesele. Ateş de bir nimettir. Yani Allah-u Teala dileseydi bizi şöyle bir dünyada da aynı bu bedenle mesela şöyle bir dünyaya da gönderebilirdi. Orada da yaratabilirdi. İşte ateşler var. Hı hı. Sürekli yanar dağlar var. Ondan sonra zelzeleler var sürekli. Öyle bir dünya da olabilirdi. Tabii. Ve korunun diyebilirdi yani. Bunlardan korunun çaresine bakın. Ama şimdi biz böyle istediğimiz zaman böyle güzel suların aktığı yerlere, ormanlık alanlara, ağaçlara, kuşlara falan gidebiliyoruz yani. Her biri ayrı bir nimet. Her biri ayrı bir nimet. Yani Allah-u Teala'nın ihsan etmiş olduğu nimeti ona Allah-u Teala'nın ihsan ettiği nimet ile ona isyan etmemelidir buyuruyor. Mesela bir kimseye her ihtiyacı verirse, her ay yetecek para, gıda, hediye olunsa bu kimse bunları verene, veren kimseyi her yerde, herkese karşı övmez mi? Methetmez mi? Benim işte evimin ihtiyacını temin ediverdi. Bana bir ev alıverdi. Bana bir araba alıverdi. Benim aynı şekilde aylık ihtiyaçlarımı gideriverdi. Her yerde metüsena eder. Toz kondurmaz. Ona bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapar. Yapmaz mı? Yapar tabii ki. Gece gündüz onun sevgisini, onun kalbini kazanmaya çalışmaz mı? Uğraşmaz mı? Onu dertlerden, sıkıntılardan muhafaza etmeye gayret etmez mi? Ona hizmet edebilmek için kendini tehlikelere atmaz mı? Bunları yapmasa, o ihsan sahibine hiç kıymet vermese herkes onu da ayıplamaz mı? Hatta insanlık vasfesini yapmıyor diye cezalandırılmaz mı? Tabii ki cezalandırılır. Tabii ki cezalandırılır. Bütün bu nimetleri veren, Cenab-ı Hakk'a karşı, her insanın bir teşekkür borcu var. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Böyle olunca her iyiliği yapan, en büyük iyilik olarak yokken var eden, en güzel şekli veren, lüzumlu uzuvları, kuvvetleri ihsan eden, sıhhat veren, akıl ve zeka bahşeden, çoluk, çocuk, ev ihtiyacı, eşyası, gıda, içecek, elbiselerimizi yaratan yüce bir sahibe bu nimetleri sebepsiz, karşılıksız ihsan eden ve her an yok olmaktan, düşmandan, hastalıktan muhafaza eden ve bize ihtiyacı olmayan sonsuz kuvvet, kudret sahibi olan Allah-u Teala'ya şükretmemek, kulluk hakkını ödememek ne büyük bir kabahattir. Hele ona ve nimetlerin ondan geldiğine inanmamak veya bunları başkasından bilmek en çirkin yüz karası olur buyuruyor kitaplarda. Hakikaten öyle ya. Hakikaten öyle.
iyilik eden bir insanın hakkına biraz önce naklettiğim şekilde hani iyilik etti buna riayet edilmesi gerekir. Edilmezse kınanır. Aynı şekilde hatta cezalandırılır. E şimdi iyilik eden bir insanın hakkına böyle riayet ediliyor da her nimetin, her iyiliğin hakiki sahibi olan, hepsini yaratan, gönderen Allah-u Teala'ya şükretmek, onun beğendiği, istediği şeyler yapmak niçin lazım olmasın? Niçin lazım olmasın? Elbette en çok ona şükretmek, en çok ona itaat etmek, ibadet etmek lazımdır. Çünkü onun nimetleri yanında başkalarının iyilikleri deniz yanında damla kadar bile değildir. Hatta diğerlerinden gelen iyilikleri de yine o göndermektedir. Öyle ya. Aa ben bugün işte bir fakir gördüm falan. Baktım üstünde elbise yokmuş. Götürüverdim mağazada giydiriverdim falan. Allah-u Teala kalbimize getirmeseydi nasıl yapardık ki onu? Hani rahmetli oğul Allah rahmet eylesin. Bu Hasan Saçın amcamız vardı. Hatırlarsınız. Bir gün böyle işte İhlas Vakfı için teberrü topluyor. Bir, işte bir esnafa gidiyor falan. Anlatıyor falan. Adamcağız böyle dinliyormuş. Ya maşallah Hasan Bey ne güzel hizmet ediyorsunuz. Allah Teala sizden razı olsun falan. O biraz rahmetli dobra dobraydı. Demiş efendi demiş ya iyi güzel de demiş yani demiş. Bu değirmenin demiş dönmesi için su lazım. Yani para lazım demiş. Sen de kesenin ağzını aç. Bu olmuş bir hadise ha. Hasan Bey demiş. İstediğin demiş can değil ki veriveresin. Parası. İstediğin demiş can değil ki veriveresin demiş. Para istiyorsun. Dolayısıyla parayı vermek kolay değil. Hani bazıları diyor ki şunu yapıverdim ben. Ya yapıverdin de Allah-u Teala dilemeseydi, kalbini ona meylettirmeseydi, o sevgiyi, o muhabbeti vermeseydi. Sana insan, onu kolay getirmeseydi. Kolaylaştırmasaydı nasıl yapabilirdiniz? Nitekim mesela bizim İslam ve Toplum programı da aynı şekilde dinleyen dinleyicilerimizden siz de şahitsiniz. Efendim işte biz sizi çok seviyoruz falan. Yani programı çok seviyor. Ya programda biz ne anlatıyoruz? Allah-u Teala'nın dinini. Peki Allah-u Teala'nın dini nefse ağır gelir. Nefsin istemediği bir şey. Nasıl sevebilirsin sen? Allah-u Teala sana ihsan etmese o sevgiyi vermesi mümkün değil. Bize de mesela o sevgiyi veriyor Cenab-ı Hak. O sevgiyi vermesi. Niye gelelim de aynı şekilde program yapalım ki? Veya niye? Niçin Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını kurcalayalım? O bilgileri aynı şekilde Allah-u Teala'nın diğer kullarıyla paylaşalım, onlara nakledelim diye uğraşalım ki? Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir nimetidir. Biz bu nimetlerin kadir ve kıymetini bilirsek, onu Rabbimizin emrettiği şekilde, onun rızasına uygun olarak icra eder, yapmaya devam edersek, sahibimizi, nimetleri göndereni unutmazsak, hep hatırlarsak ve bu nimetleri onun rızasına uygun kullanırsak, Rabbimizin sözü var, vaadi var. Arttırırım buyuruyor. Arttırırım. Sure-i İbrahim'in 7. ayet-i kerimesine meal olarak verdiğim nimetlere şükrederseniz arttırırım. Yani teşekkür et, devam edersen arttırırım. Eğer şükretmezseniz elinizden alırım. Hatta Mustafa Bey ayet-i kerimenin devamında alırım demek de bırakmıyor Cenab-ı Hak. Acı azap ederim buyuruyor. Acı azap ederim. Şimdi özür dilerim. Şu misaller insanı ürkütüyor ve korkutuyor. Muhammed Aleyhisselam, yani Peygamber Efendimiz nerede dünyaya geldi? Arap Yarımadası. Arap Yarımadası'nda. Mekke-i Mükerreme'de. Ve Medine-i Mürevvet'te Metfun değil mi? Evet. Peki şimdi oradaki insanlar ne halde? İtikatları bozuk. Vehhabi. İtikatındalar. İtikatları bozuldu. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam, Eshab-ı Kiram'ın, Hulefa-i Raşidi'nin ikamet ettiği ve doğru itikadı, doğru bilgileri yaydığı ve İslamiyet'in neşet ettiği, zuhur ettiği yerde itikad bozuk kimseler var. İtikad bozuk kimseler var. E demek ki Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ve onun eshabının aleyhimrıdan bir nimet olduğu idrak edilemediği gibi anlaşılamamış da nankörlük edilmiş. Ya Allah-u Teala da el yüzüne itikadını alıvermiş onların elinde. Adamlar şimdi Kur'an diyor. Kendi kafalarına göre anlatıyor. Kur'an da böyle, Kur'an da böyle. Yani Peygamber Efendimiz'in bildirdiğini değil. Kendi düşüncelerini din diye anlatıyorlar, İslamiyet diye anlatıyorlar. Neredeyse Peygamber Efendimiz'i inkar edecekler. Yok edecekler tabii. Yani, ellerinden gelse, yani. Evet, ellerinden gelse Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'de kabrini bile kaldıracaklar. Çünkü Baki kabristanı dümdüz etmişler, arsa evet. Gibi. Mekke-i Mükerreme'deki Cennet-ül Muallâ'yı da dümdüz etmişler. Orayı da aynı şekilde kaldırıyorlar. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam isimlerini kaldırmışlar. Kabe-i Muazzama'ya gidenler baksınlar Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ismine rastlayabilecekler mi? Medine-i Münevvere'de sadece Osmanlı'nın yazdıkları kalmış. Öbürlerinin hepsini silmişler atmışlar. Bu ne düşmanlık ya böyle? Bu ne düşmanlık? Ha kendilerine göre bir yol tutturmuşlar. O insanlığı işte öldü gitti. Onun bir faydası falan olmaz diye atıyorlar yani. Atıyorlar. Peki nereden nereye? Nereden nereye? O, nereden nereye?
gelinmiş mi gelinmiş. Şey, bir zamanlar mesela Semerkant, Buhara, o coğrafya kum gibi evliya kaynamış. Mesela Silsile-i Aliye denilen o büyüklerden 13 tanesi o coğrafyada peş peşe gelmiş. O zamanki insanlar, ya Rabbi biz seni istiyoruz. Ha, benim istiyorsunuz, Allah-u Teala sevdiklerinin evliyasını o coğrafyaya göndermiş, yaratmış orada. Sonra oradaki insanlar demişler, biz dünyayı isteriz artık, Allah adamına ihtiyacımız yok, öyle mi? Allah-u Teala Allah adamlarını almış, bu sefer onların başına da komünistleri göndermiş. Al sana aynı şekilde dünya. Hem de din, iman bir şeycik dünyanın yok. Dünyanın kralı. Dünyanın kralı. Din, iman bir şeycik yok ha. Hepsini. Evet. Silip atıyor. Bu Anadolu coğrafyası da öyle. Kum gibi evliya kaynıyormuşmuş daha önceki insanlar. Dedelerimiz onu talep ediyormuşmuş. Allah-u Teala da gönderiyor. Çünkü kitaplarda diyor ki kim neyi talep ederse onu gönderir. Sonra ne oldu? Buralar nankörlük etti. Ha istemez. İstemezlik olamaz. Al sana. İstemezsem öyle. Ne istersen, ne talep edersen. O gönderiliyor. Çünkü alırım, acı azap ederim buyuruyor. Evet. Acı azap ederim. Galiba bizim evet. Birinci bölümde bitti. Değerli dinleyenler, ikinci bölümde yayınımız devam edecek. Gönül Pınarı devam ediyor. Değerli dinleyenler, programımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden nimetin sahibine teşekkür etmekle alakalıydı konumuz. Osman Ünlü hocamız bununla ilgili bize anlatıyordu. Birinci bölümde de bir hayli örnekler de verdi. Hocam şimdi şunu da hani hatırlatmak babında. Mesela Enver abilerden bahsediyorsunuz ve onların ahde vefasından sık sık örnekler veriyorsunuz. Yani görmekte nasip oldu onun ahde vefasını, hani kitaplarda yazmadan bile görmüş olduk yani, çok doğru. Şükür. Yani onun, çünkü bazı şeyleri görünce insan daha iyi anlayabiliyor. Hani kitapta yazanı tamam inanıyorsunuz da yakininiz artmıyor. Şimdi o zaman şöyle de bir soru akla geliyor. Böyle Allah-u Teala'nın böyle sevgili kulları, hani ahde vefayı iyi bilenler, demek ki Allah-u Teala'ya da şükretmesini en iyi bilenler onlar. Aynen. Bizim de onlara bakarak mı öğrenmemiz gerekiyor? Onların yazdıklarını okuyarak mı? Nasıl şükredeceğiz? Yani bir de o soru var. Şimdi kitaplarda anlatırken zaten oraya doğru geliyorduk efendim. İnsan Allah-u Teala'ya karşı lazım olan şükür borcunu nasıl yapmalı? Evet. Öyle ya. Ne yapacağız? Teşekkür edeceğiz. Nasıl? Bazı alimlere göre buyuruyor, şükür Allah-u Teala'nın varlığını düşünmekle, bazılarına göre nimetlerin ondan geldiğini anlamakla, bazılarına göre ise onun emirlerini yapmak, haramlardan sakınmakla diye bildirmişlerdir. Alimlerden bazılarına göre de insanın Allah-u Teala'ya karşı vazifesi üçe ayrılır buyuruyor. Bir, bedeniyle yapacağı işlerdir. Namaz, oruç gibi. İki, ruhiyle yapacağı vazifelerdir. Doğru itikat, ehl-i sünnet alimlerin bildirdikleri gibi iman etmek. Üçüncüsü, insanlara adalet yapmakla Allah-u Teala'ya yaklaşmaktır. Bu da emaneti muhafaza, insanlara nasihat etmek, İslamiyet'i öğretmek de olur. Şimdi bu üç şekilde. Bu üç şekilde buyuruyor. Allah-u Teala şükredilir buyuruyor. Allah-u Teala şükredilir. Şimdi peygamber, önce peygamberlerden aleyhissalatü vesselam, tabii sonra biz Muhammed Aleyhisselam ümmeti olmamız sebebiyle peygamberimizin hayatı bizi ilgilendiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında Allah-u Teala buyuruyor ki, ben seni Habib, sevgili yarattım. Benim sevgilimsin buyuruyor. Hatta Adem aleyhisselam, ya Rabbi evladından gelecek Muhammed aleyhisselamın hatırına beni affet buyuruyor. Onu diyor, yaratman nereden biliyorsun? Cennette beni yarattığın zaman diyor, cennetin her tarafında. Hatta arş-ı alada kendi isminle bu ismi yan yana yazmışsın. Anladım ki bu isim senin yanında çok kıymetli. Doğru söyledin ya Adem buyuruyor Allah-u Teala aleyhisselatü vesselam. Eğer diyor onu yaratmasaydım seni yaratmazdım. Onu yaratmasaydım seni yaratmazdım. Bütün kainat onun hatırı ve hürmetine yaratıldı buyuruyor. Bütün kainat onun hatırı ve hürmetine yaratıldı. Şimdi bir gün Cebrail aleyhisselam, bir şey oluyor da, Menakıb-ı Çağrı-Yâri Güz'ün kitabı var, Hakikat kitabı yayınlıyor onu. O kitapta geçiyor. Bir şey oluyor, Cebrail aleyhisselamla peygamberim sohbet derken, İşte ne kadar yaşım falan. Orada Cebrail aleyhisselam diyor ki, ben diyor senden hani çok önceleri yaratıldım falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, öyle mi buyuruyor? Öyle mi? Evet diyor, öyle. Peki diyor, sen ilk yaratıldığında ilk gördüğün neydi? Bir yıldız görmüştüm diyor. Benden önce yaratılmış o diyor.
o yıldızı görsem tanır mısın diyor. Tanırım diyor. O zaman bak bakayım diye bakıyor. Bu mu diyor. Evet diyor. Yaklaş bakayım. Yaklaşıyor. İyice yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nuru. Yani ondan da önce yaratılmış. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki onun hatırı ve hürmetine yaratıldı. Onun hatırı ve hürmetine yaratıldı. Buyuruluyor. Her şey onun hatırına ve hürmetine yaratıldı. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar sevgili ve kıymetli olduğu halde indi ilahi de Allah-u Teala'nın indinde. Hayatına bakıyoruz. İslamiyet'i tebliğe başladıktan sonra Kureyşler geldi, bir teklifte bulundu. Şimdi birisine, hem de çok zengin birisine böyle bir teklifte bulunsa, balıklamasına dalar. Niye diyeceksin, hani zengin şey yaptın adam, parası var ya, malı var ya. Onun için hani itibar etmemesi gerekirken zenginler daha fakirdir diye geçiyor. Hem balıklamasına dalar. Çünkü büyüklerden birisine aynı şekilde gelmiş birisi, efendim demiş, hani ihtiyaçlarınıza karşılarsınız. Bir kese altın bırakmış. O zat şöyle bakmış. Bunun gibi demiş. Yani birkaç kese altının daha olmasını ister misin? Nasıl istemem diyor. Tabii ki isterim. Ah diyor, siz bizden muhtaç mısınız? Buyurun diyor. Sizin ihtiyacınız bizim yok buyuruyor. Biz istemiyoruz. Biz istemiyoruz. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiler dediler ki, Mekke'li müşrikler. Geldiler dediler ki, sana dünyanın hazinelerini getirelim. Arap Yarımadası'ndaki bütün aynı şekilde dışarıdan kazanan altınların hepsini emrine verelim. Küp küp veya teneke teneke altınlar emrinde olsun. Ve dünyanın en güzel kızlarını, kadınlarını getirelim. Bunlar da senin cariyenin emrinde olsun. Ve seni de başımıza başkan yapalım. Başkanlık var. Bir erkek için. Dünyanın en güzel kadınları var. Altın da var. Mustafa gözümün içine bakıyor şimdi. Hangi erkek reddeder bunu diye. Öyle değil mi ama? Ha, ciddi ciddi yapıyorlar. Yani hiçbir erkek böyle kolay kolay. Yok canım falan. Ya, hikaye yok. Seni bırak aynı şekilde öyle hani küp küp altını şöyle 3-5 tanesini yuvarlayıversen hem de nasıl giderler? Şimdi bu Arap-İsrail harbinde Yahudiler siperden çıkartamıyorlar. Bir tanesi bir taktik vermiş. Demiş kolay var. Nasıl yapacaksın? Demiş bir tane demiş altını fırlatın. Bu altın kimin diye havaya atın. Bu altın kimin diye havaya atınca Yahudiler siperlerden çıkıyor. Altına hücum ediyor. Dolayısıyla bunu reddedebilecek hiç kimse yok. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin yaratıldığını, nasıl yaratıldığını, Allah-u Teala indindekini, Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu nimetleri ve bu insanlara da insanlık sıfatı ve diğer nimetleri ihsan eden Cenab-ı Hakk'ı tanıtma vazifesini, bütün bunları böyle elinin tersiyle itivermiştir. Hatta amcası Ebu Talip geliyor, diyor ki böyle böyle. Ey amcacığım diyor, hani mümkün olsa bir elime ayı, öbür elde güneşi verseler. Yani ikisini de böyle top gibi oynasam. Ben diyor bundan vazgeçmem. Çünkü Allah-u Teala mesela Peygamber Efendimiz çok büyük nimet. Bir kere yaratılmışların en şereflisi olarak yaratılmış. Bundan daha büyük nimet mi olur? Habibim buyuruyor. Dolayısıyla hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hep ümmetim deyince Allah-u Teala buyuruyor ki, hatta Miraç gecesinde de oluyor hadise. Allah Teala soruyor, ne istersin ümmetimi? Ümmetimi. 700 defa tekrar ediyor buyuruyor bu. 700 ya. En sonunda Allah Teala buyuruyor ki, ey Habibim, başka bir şey istemedin. Ya Rabbi, dün isteyen benim, verecek sensin. Doğru söyledin de diyor. Sen ümmetini yeni gördün. Halbuki ben onların sahibiyim. Yaratanıyım. Ezelden ebede ben onlara bakıyorum. Senin hatırın için bir kısmını affettim buyuruyor bu gece. Ama ben senin ümmetinle söyleşmeyi seviyorum. Mahşer günü onlarla aynı şekilde söyleşmek istiyorum. Çünkü onların sahibi benim buyuruyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı da baş gözüyle Miraç gecesi görmüştü. Bu nimetlerin karşılığında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çekmediği sıkıntı kalmadı. Hiçbir peygamberin çekmediğini ben çektim buyuruyor.
Niye? Nimete teşekkür edecek. Hatta gelmiş gelecek ne varsa hepsi aynı şekilde silinmişti. Mağfiret olunmuş diye geçiyor. Hatta Hazreti Ayşe validemiz bir beraat kandilinde. O zaman onların evinin üstü böyle toprakla falan örtülü değildi ha. Hurma yapraklarıyla üstü böyle kapalıydı. Güneşte gölgelik yani. Ama yağmur yağarsa tak diye içeri giriyor. Ve Hazreti Ayşe validemiz beraat kandiliydi diye anlatıyorlar, naklediyorlar. Baktım buyuruyorlar. Yani alınları, yüzleri, elleri, dizleri hep çamur olmuştu. Yağmur yağmış. Demiş ki ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen mağfiret olunmuş değil misin? Ve dönüyor ya Ayşe buyuruyor. Ben diyor Rabbime ibadet eden bir kul olmayayım mı? Nimete şükrediyor. Nimete şükrediyor. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu. Ha diyeceksin peki ihtiyacın var. Yok. İhtiyacı yok Cenab-ı Hakk'ın. Ama Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere karşı secdeye kapanmak, onun emrettiği şekilde ibadet yapmak ve vermiş olduğu nimetleri onun emrettiği yerde kullanmak. Bu teşekkür oluyor Cenab-ı Hakk'a. Allah-u Teala bundan memnun oluyor, razı oluyor. Hatta Davut Aleyhisselam arz ediyor Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi diyor, Adem Aleyhisselam ne yaptı da indinde böyle yükseldi, kıymetli oldu. Verdiğim nimetleri benden bildi buyuruyor. Benden bildi. Ve teşekkür etti yani, şükretmiş oldu. Şükretmiş oldu. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi diyor, sana nasıl teşekkür edileceğini de sen bildiriyorsun diyor. Biz onu bilemezdik ki buyuruyor. Allah Teala buyuruyor ki şimdi teşekkür ettin diyor, şimdi şükrettin. Öyle ya, nasıl şükredeceğini bilemezsin. Şimdi Cenab-ı Hak bize bildirmeseydi namazı bildirmeseydi, sadece yani Peygamber Efendimiz'e göstermeseydi, namaz kelime anlamı salat diye geçiyor. Dua etmek. Bazı zındıklar şimdi öyle diyor ya işte. Dua edeceğim falan filan diyor. Dua. Nasıl dua edeceğim falan. Yatarak, amuda kalkarak, yuvarlanarak. Değil mi? Öyle. Şükretmesini de bilemez. Birisi göstermesi. Nereden bileceksin? Nereden bileceksin? Dolayısıyla Cenab-ı Hak bildirmeseydi, göstermeseydi o şükrü de aynı şekilde şey yapamazdın. Onun için Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatına bakınca bütün ömrü Allah-u Teala'nın bu nimetlerine teşekkür için geçmiş. Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimiz'den bunu gördü. Onlar da öyle. Dünyanın her tarafına dağıldı. Tabi'in tebe-i tabi'in. Ömürlerini verdiler. Ondan sonra bunları kitaplara yazdılar. Ve ondan sonra gelen Müslümanlar dünyanın her tarafına dağıldılar. Gidip de aynı şekilde arazi işgal etmek veyahut da bir memleketi işgal etmek için değil ki Allah-u Teala'nın dinini oraya ulaştırmak. Niye? Bu bir nimetti. Bu nimeti Allah-u Teala'nın diğer kullarına aynı şekilde duyurmak lazımdı. Efendim kabul eder etmez. Orası bizi ilgilendirmez. Biz şimdi mesela ne yapıyoruz? Bir yayın yapıyoruz. Neyle? Radyoyla. Efendim bizi dinleyen yoktur. Olabilir. Çoktur. O da olabilir. Olmayabilirdi. Olabilirdi. Efendim dinledi, beğendi. Dinledi, sövdü. Dinledi, dua etti. Dinledi, aynı şekilde hakaret etti. Olabilir. Bu da mümkün. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinledi, kabul etti. Metüsena etti. Dinledi, inkar etti, reddetti, hakaret etti, sövdü. Bu insanlar olabilir. Şimdi olabilir. Aynı şekilde. Değişen bir şey söz konusu değil. Ama Allah-u Teala bize bu nimeti verdiği için Allah-u Teala'nın kullarına bu nimet duymak. Allah-u Teala'nın verdiği bu nimete teşekkürdür bu. Teşekkürdür bu. Mesela hani dediniz ya, Emen abilerde gördük. Emen abilerin ne derdinin zoruydu? Ne derdinin zoruydu? Üniversitede zaten aynı şekilde asistan da başladı. Öğretim üyesi olurdu. Alırdı maaşını, emekli ayrıldı. Tamam. Yok TGRT FM'di, yok TGRT Haber'di, yok TGRT aynı şekilde belgeseldi, yok Türkiye Gazetesi'ydi, yok İhlas Holding'di. Bu kadar insandı, bilmem meşakkatiydi, borcuydu. İhlas Finans aynı şekilde şey yapıldı, getirdiler. Enver abinin başına bir çorap ördüler. Tepe taklak ettirip insanların gözünden düşürmeye çalıştılar. Tabi ahirette hepsi açığa çıkacak bunların da. Ne derdinin zoruydu? Ne derdin? Ama Allah-u Teala Emen abiye bir nimet ihsan etmiş. Ne nimeti ihsan etmiş? Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ni yetiştirdiği, kemale getirdiği Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Ali Hazretleri bu zatın hocası. Aynı zamanda kayınpeder olmuş. Dolayısıyla İslamiyet'i oradan öğrenmiş ve İslamiyet'in Allah-u Teala'nın gönderdiği nimetler içerisinde en büyük nimet. Dolayısıyla bunu öğrenen Hüseyin Hilmi Efendi kitaplarına yazmış ama... Zaten emekli kendisi o parayla nasıl yapacak bunları bastırıp şey yapacak? Emen abiler de aynı şekilde şirketler kurarak, İhlas Holding kurarak bunu dünyanın her tarafına gazeteyle, radyoyla, televizyonla her tarafa aynı şekilde ulaştırma gayreti içerisine girdi. Niye? Allah-u Teala'nın ihsan ettiği o nimete teşekkür için yapıyordu bunu. O kanaldan para kazanmadığı halde. Evet.
Yani şimdi... Para kazansa anlarız. Tabii. TGRT FM'de. Ya yıllardır sen de içindesin, ben de içindeyim. TGRT aynı şekilde haber olsun, TGRT pazarlama olsun. Daha önce TGRT aynı şekilde satıldı. O dönemde de biliyorsun. Yani din anlatıldığı için çok kimse korkuyor. Bazıları da aynı şekilde dinsizliğinden dolayı bize reklam vermiyor. Reklam verilmediği için de sıkıntıdan sıkıntıya düşüyor. Ama bütün bu sıkıntıların hepsini göğüslemişti. Emen abi şimdi aynı şekilde göğüslenmeye devam ediyor. Allah-u Teala'nın dini, Cenab-ı Hak bu nimeti elimizden almasın. Bu imkanlar olduğu müddetçe bu devam edecek. Devam edecek. Biz nankörlük etmezsek, ihanet etmezsek, dinleyenler de aynı şekilde bu nimetin kadir ve kıymetini bilirse Cenab-ı Hak bu nimeti elimizden almaz. Yoksa alır, acı, azap eder. Dolayısıyla bu misali vermemizin sebebi bütün din büyükleri, İslam alimleri, başta peygamberler olmak üzere aleyhissalatü vesselam, sonra onların eshabı aleyhümünudan olmak üzere bu nimete kavuşunca hemen aynı şekilde bu nimeti Allah-u Teala'nın kullarına ulaştırmaya uğraşmışlar. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri için anlatılır, hayatında iman eder etmez Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylediği ilk söz: ya Resulallah, benim arkadaşlar var, onları da getireyim mi? Onun için Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala buyurmuş ki, bir kimsenin kalbine iman, hele ehl-i sünnet itikadı girince bu kimse duramaz. Elini bağlasan, ayağını da bağlasan, aynı şekilde diliyle, ağzını da kapatsan, hareketleriyle mutlaka aynı şekilde duramaz buyurmuşlar. Ve bu kimse Allah-u Teala'nın bu nimetini Allah-u Teala'nın kulları duysun, bir kişi daha cehennemden kurtulsun derdiyle dertlenir. Niye? Çünkü bu bir nimettir Musa abi. Bu nimetin Allah-u Teala'nın kullarına ulaştırılması gerekir. Peki Müslümanlar bu nimetle aynı şekilde nimetlendiği halde kıpırdamıyorsa, hareket etmiyorsa, efendim ben fiile yapamam, o zaman aynı şekilde kesenin ağzını aç. Parayla aynı şekilde hakikat kitabını kitap al, dağıt. Ehl-i sünnet alimlerin kitapları. Param da yok. Param da yok. O zaman dua et. Dua et. Bir şey yap yani. Bir şey yapacak. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki ya bedenen, ya malen veya dua ile iştirak etmesi gerekir. Bu nimete teşekkür için. Yoksa Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak alır. Ve neslinden gelecek olanlar da hepsi asi olur. Yani insan bir iş yaparken neslinden gelecek olanları da düşünmesi lazım. Mesela zaman zaman benim hatırıma geliyor. Diyorum yani bu nimete evet annem babam dua etmiş ama benim dedem baba tarafından, anne tarafı da öyleydi de baba tarafından görmedim o dedemi. Salih birisi, yani medreseliymiş zaten, alim, ilmi var. Onların yaptığı o dönemdeki fedakarlık çok büyük fedakarlık. Hı. 1950'den önce Kur'an-ı Kerim yasaktı. Geliyor, aynı şekilde 30 yaşından sonra adamcağız evleniyor, camide imamet vazifesini veriyor. Orada hak, işte köylü veriyor. Ama buna rağmen onu da şey yapmıyor. Onları da nenem rahmetli derdi ki köyde fakir yetim kim varsa gelen buğday, un onlara gönderirdi. Kendisi 30 yaşından sonra tarla sürmesini öğrenmiş. Hiç dedi beceremez deden ama dedi ya. Derdi oğlum dedi. Fakat dedi dedeyin sürdüğü yerde çok güzel ekin olur derdi. Tamam. Çok güzel ekin olurdu. Samanlığını bölmüş köyün çocukları. Babam ve annem emsalleri ilmi siyasetinde kullanmak suretiyle din bilgisi vermiş. Derdinin zoru neydi o adamın? Allah Teala bir nimet vermiş, o nimeti aynı şekilde şey yapacak. Peki bu dua etmiştir. Ya Rabbi neslimden gelecekleri de aynı şekilde koru. Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiğini o kendi imkanları en zor şartlarda icra etmiş. Şimdi Cenab-ı Hak bize daha geniş imkanlar verdi. Sen şimdi burada yan yatarsan, çamura batarsan, şey yapmazsan Allah Teala bunun hesabını sormaz mı? Efendim benim maksadım, ya bizim maksadımız para kazanmak, aynı şekilde abat olmak değil. Çünkü dünyada Türkiye'nin bile en zenginleri netice itibariyle ölüyor. Özel bir mezarlık alıyor. Bazen mezarlıkta da tutmuyorlar, cesedini kaçırıyorlar ya. Orada da tutamıyorlar. Özel olsa ne olacak? Hiç özeli tüzeli. Neyse canım. Üstü değişik olur. Dolayısıyla... Toprağın üstü. mermer falan. Altı da ne oluyor bilmiyoruz tabii orasını. Dolayısıyla herkes aynı şekilde gidici mi? Evet, herkes yolcu. Dolayısıyla Emen abi de bunu yakinen biliyordu. O da aynı şekilde bütün sıkıntıların hepsine katlandı, hepsini yuttu. Kimseyle aynı şekilde şey yapmadı. Ahirete gitti. Şimdi yaptığının karşılığını görüyor. Herkes yaptığının karşılığını görüyor. Emen abi eziyet eden, zulmedenler de görecek onun karşılığını. Toprağın altında bunlar neyse hepsi aynı şekilde tek tek Allah-u Teala bırakır mı? Sevgili kuluna karşı aynı şekilde yapılan o eziyetlerin, zulmün bedelini ödemeyecekler mi? Elbette ödeyecekler. O Allah-u Teala'nın kendisine ihsan etmiş olduğu nimeti Allah-u Teala'nın kullarıyla paylaşmak için uğraştı.
Dolayısıyla bizim de aynı şekilde uğraşmamız lazım. Elbette bütün mesela İslam alimleri bu ibadet üçe ayrılır. Doğru itikat, doğru söz ve doğru iş diye. Peygamberler ve bunların varisi olan ehl-i sünnet alimleri ibadetlerin çeşitlerini ve nasıl yapılacaklarını ayrı ayrı bildirmişler. Herkesin bunları öğrenmesi ve buna göre hareket etmesi lazımdır. Zira insan için doğru itikat, doğru söz ve ameli salih birinci vazifedir. Çünkü İslam alimleri insana vacip olan birinci vazife iman, amel ve ihlas sahibi olmaktır. Dünya ve ahiret saadetleri ancak bu üçüne kavuşmakla elde edilir. Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Kudüs'e suru 6 ciltlik mektubat kitabının özeti. İlim, amel, ihlas diye geçiyor. Amel, kalp ve dil ile yani söz ve bedenle yapılan işler demektir. Kalbin işleri ahlaktır. İhlas, amelini yani bütün işleri, ibadetlerini yalnız Allah'tan rızasına, sevgisine kavuşmak için yapmak demektir. Dolayısıyla iyilik edene, ihsanda bulunana, malla, hizmet ile karşılığı yapar. Peki bunu yapmayan, teşekkür, bunu yapamayan, malla yapamadı, bedene yapamadı, yapmayan ne yapar? Teşekkür eder, dua eder ya. Allah Teala razı olsun ya. Tam sıkıntılı zamanımızda adamcağız geldi. Param da yoktu. Çoluk çocuğun o gün işte yani bayramda sıkıştık kaldık. 3-5 kuruş verdi. Evinde ne bakasın? Ya sen buna nasıl teşekkür etmesin ya? Nasıl şükretmesin? Nasıl hatırlamasın? Nasıl dua etmesin? Ha karşılık veremedin. Bedene gidip adama hizmet edemedin. Bu mümkün değildi. Malen zaten kendisin garipsin. Onların aynı şekilde teşekkür edemedin. Peki şeyi yok mu yani? Duanda mı yok ya senin? Teşekkür de mi edemiyorsun? Teşekkür ederim. Allah Teala razı olsun. Cenab-ı Hak daha fazla versin. Diyemez misin? Böyle yapmak lazım buyuruyor. Böyle yapmak lazım. Karşılık yapmayanın başına kakılır. Kötülenir ve incitilir. Hakikaten öyle. Nankör adam derler ya. Şimdi aynı şekilde İslamiyet öğrenen Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatını, Eshab-ı Kiram Aleyhimdan Efendimiz'in ve Evliya-i Kiram'ın hayatını okuyan, şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz de var onların içerisinde böyle okuyor. Okudukça bakıyor. Bir de etrafında Allah Allah diyor ya bu insanlar nankörlük ediyor. Allah'tan verdiği nimete karşı. Değil mi? Nankörlük ediyor. Bir de evliya-i kiram hayatlarına bakıyor. Allah Allah diyorsun ya. Ya bunlar hakikaten yani mükemmelen yapılmış. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ya. İyilik edene teşekkür lazım olduğunu akıl da İslamiyet'te göstermektedir. Şükrün derecesi gelen nimetin miktarına bağlıdır. Nimet ne kadar çok ise şükretmek lüzumu da o kadar çok olur. Şükretmek lüzumu da o kadar çok olur. Ben şeyde şahit olurdum. Siz de şahit olmuşsunuz Enver abilerde. Mesela bazen diyelim ki dinleyicilerin aynı şekilde dinleyenler olsun, izleyenler olsun veyahut da gazeteyi okuyanlar olsun veyahut da kitabının aynı şekilde kitabını alıp dağıtanlar o rakamlar geliyordu önüne. Enver abiler. Bazen de anlatıyordu. Hatta bu İhlas Holding gibi VIP'de bazen yemek olur orada bile anlatıyordu. Belki siz de şahit olmuşsunuz. Evet. Çünkü umumu açıkta herkese anlatıyorlardı. Dolayısıyla nasıl seviniyorlardı? Ama diyorlar ki Allah-u Teala bu bir ihsanıdır. Bu bir ihsanıdır. İnsanlar hani bu hizmetler bir ihsanıdır. Onu da Cenab-ı Hak'tan biliyor. Halbuki bütün sıkıntılara göğüs gererek aynı şekilde bu hizmetleri yapıyorlar. Bu hizmetleri de tekrar yine Allah-u Teala'dan biliyor. O ne oluyor? Şükrün artık yüksek derecesi oluyor. Yüksek derecesi oluyor. Çünkü bir hadis-i şerifte insanlara teşekkür etmeyen Allah-u Teala'ya şükretmiş olmaz buyurulmuş. Olmaz buyurmuş. Vaktiyle Bağdat'ta kıtlık olmuş. Açlıktan mecalsiz kalan bir fakir içeriden ekmek kokusu gelen bir evin kapısını çalar. Tabii kapı açılınca işte günlerdir diye ağzıma bir lokmak girmiyor. Allah razı olsun bir ekmek verin diye. Onlar tandırda ekmek pişiriyorlarmış. Kadıncağız bir ekmek almış vermiş. Fakat kocası çok cimri birisiymiş. Nankörün tekiymiş. Yani o garip almış o ekmeği. Fakir bir genç. Almış. Oradan uzaklaşırken bakmış. Kadın kocası geliyor. Demiş bu mahallede demiş bizden başka aynı şekilde hani unun falan olanı yok. Demiş nereden aldın bunu? İşaret etmiş şu evden verdiler diye. Oradan verdiler ha. Geliyor. Adamın evi. Kim verdi? Kadıncağız hani korkusundan kızını söyleyivermiş.
ona bir şey yapmaz diye. Ha, ona bir şey yapmaz diye. Fakat adam mı o kadar şey ki, o kadar nankör ki, elinde bir sopa varmış, çocukcağızın koluna bir vurmuş. Eli şolak kalmış. Tabii hani bir söz var ya, keser döner, sap döner, yanlış hesap Bağdat'tan döner. Tabii o nankörlük edince bir gün devran dönmüş. Adamın elinde iflas etmiş, elde avuçta bir şey kalmamış. En sonunda bir gün demiş benim dışarı çıkacak halim bile yok. Ben demiş bugüne kadar şartım, gidin demiş iş yapın. Kızcağız ilk defa sokağa çıkıyor. Dilenmek nedir bilmemiş. Tabii seneler sonra okuluyor böyle. O zaman çocukcağız küçükmüş. Genç kız haline gelmiş artık. Gidiyor çarşıda böyle duruyor. Kimseden bir şey istemiyor. Orada mağaza var. Mağazada bir adamcağız dikkatini çekmiş. O sana gelmiş. Demiş bacım sen demiş birisini bekliyorsun. Hık mık falan elini de arkaya saklıyor falan. Hık mık falan derken demiş hani bizim ekmeğimiz yok. Babam da çalışamıyor. Demiş eline ne oldu yok mu? Demiş göreyim. Çıkartıyor kızcağız bakıyor ki çolak. Ne oldu buna diyor bu eline. Kızcağız diyor ki ben diyor bir zamanlar böyle çocuktum. Kıtlık olmuştu. O dönemde diyor kapımıza birisi gelmişti ekmek istemişti. Annem de işte yeni tandırdan ekmek çıkarmıştık vermişti. Babam geldi babam çok cimriydi. Kim verdi bunu diye annem korkusundan hani kızına bir şey yapmaz çocuğum ben diye beni söyledi. Babam elindeki sopayla bir vurdu işte çoluk kaldı böyle elimde. Genç diyor ki öyle mi? Topluyor bütün komşuları. Bu kızcağızın diyor kolunun çolak kalmasına ben sebep oldum. Bendim o isteyen diyor. Allah-u Teala diyor çevirdi evirdi bir şeyler yaptım derken diyor bu mağazanın sahibi ben oldum şimdi. Zenginim artık. Zenginim diyor. Zenginim diyor. Diyor ki bunun babası diyor Allah-u Teala'nın verdiği nimete şükretmedi. Nankörlük etti. Allah-u Teala da elinden aldı. Ben de fakirdim gariptim. Cenab-ı Hak bana bir nimet ihsan etti. Eğer ben de nankörlük edersen benim de elimden alır. Şahit olun diyor. Bu ailenin bütün yükünü üzerime alıyorum. Ve bu kızı da Allah için diyor babasından istiyorum. Telafi edeyim hiç olmazsa diyor. Eğer yapmazsam yarın ahirette bunun hesabının altından kalkamam ben diyor. Kalkamam ben diyor. E öyle tabii Mustafa Bey. Yani gün ola harman ola derler ya. Devran bir değişir. Devran bir değişir. Senin elindekilerin hiçbirisi kalmaz. Hiçbirisi kalmaz. Dolayısıyla nimetlere şükredilirse elde kalır. Peki nankörlük edilirse ne olur? Nankörlük edilirse o çıkar gider. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri buyuruyor ki nimetlere şükreden onun elden çıkacağından korkmasın. Nimetlere şükreden o nimetlerin elinden çıkacağından korkmasın buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri. Peki nimetin kıymetini bilmeyip nankörlük edenlerin elinden o nimet alınır. Şükür ise nimeti devamlı kılar ve arttırır. Açık net mi? Açık net bu. Bunu tevhile bilmem neye falan işte efendim niyet mi? O niyet mi falan değil. Şimdi Mustafa Bey zaman zaman hani İslam ve Toplum programında dinleyicilerimizle sık sık tekrar ettiğim bir şey var. Şimdi mesela biz burada da aynı şekilde dinleyicilerimizi biz kandırabiliriz. Onlar da bizi kandırabilir. Daha doğrusu insan olarak biz birbirimizi kandırabiliriz. Ama ne dinleyicilerimiz bizi, ne dinleyicilerimiz, ne biz, ne bir başkası hiçbirimiz Rabbimizi kandıramayız. Efendim ben işte niyetim, ben bilemem senin niyetini. Ben üstünden ederim Müslüman olarak. Ha niyeti düzgünmüş. Allah-u Teala yardımcısı olsun derim. Niyeti düzgünse Allah-u Teala yardımcısı olsun. Düzgün mü değil mi? Ama Allah-u Teala biliyor. Bizim niyetimiz de biliyor. Bizi dinleyenlerinkinde, diğerlerinde. Herkesin niyetini, kalbinde ne varsa onu biliyor mu? Biliyor. Şeyde hemen abiler işte yaptığı toplantılarda hep böyle naklederlerdi, anlatırlardı da. Yarın ahirette yaptığımız her şey için bize bunu niçin yaptın diye sorulacak. Niçin? Ortada kandırayacak hali yok ki. Hani, efendim ben işte Allah rızası için yaptım falan. Allah talep edecek ki meleklerine yalan söylüyor. Benim için yapmadı bunu. Neyi? Nasıl izah edeceksin? Çünkü kalbin, beynin dile gelecek diyecek ki hakikaten ben işte insanlar aferin desin bravo yaşa alkışlasınlar diye yaptım. Çünkü organların yaptıklarını hangi niyette yaptığını dile gelecek. Allah-u Teala o gücü, kuvveti verecek. Bunu söyleyecekler. Hal böyle olunca işte sohbet aralarında naklettiğimiz gibi Sure-i İbrahim'in 7. ayet-i kerimesinin mealinde buyurulduğu gibi nimetlerime şükrederseniz
onu arttırırım şükretmezseniz elinizden alırım ve acı azap ederim. Rabbimizin bu sözünü, bu vaadini, bu kelamını hiçbir zaman unutmamak gerekir. Unutmamak gerekir. Çünkü nimetin kalıcı olması şükre bağlıdır buyuruyor. Şükür de Allah-u Teala bize verdiklerini Rabbimizin rızasına ve emrine uygun olarak kullanmak demekmiş efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Pınarı.